Evet arkadaşlar, bugün size dişi saka ve erkek saka ayrımını göstererek yapacağım. Elimizde erkek sakaya ve dişi sakaya çok güzel örnek iki tane kuş var, gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle buradan başlayalım, dış görünüşlerinden. Arkadaşlar, en bariz belirtilerden biri sakalarda maskedir. Dişi ve erkeklerin arasındaki maske farkı, erkeklerin maskesi soldaki kuşta gördüğünüz gibi gözü geçmiş olacak. Dişilerde ise gözü geçmemiş oluyor. Bu birinci ayrım görünüm olarak. İkinci ayrım arkadaşlar, sakada bıyıklar. Kuşun kırmızı maskesiyle gagasının arasındaki gagaya doğru olan tüyler arkadaşlar. Bıyık diyoruz. Erkeklerde siyah, dişilerde ise beyaz oluyor bu. Bakın erkek kuşu görüyorsunuz nasıl siyah. Bakın dişi kuşu görüyorsunuz nasıl beyaz. Daha sonra kuşların kırmızı maskesinden geriye doğru gelen siyah şerit. Şöyle yapalım. Bakın. Şöyle iki kuşu da net görebileceğimiz şekilde. Bakın arkadaşlar. Erkekte ne kadar siyah ve belirgin kadife gibi. Dişide ise ne kadar soluk ve silik bir şerit. Ve arkadaşlar kanattan ayrımda şöyle oluyor. Onu da hemen ikisini yan yana tutarak örneklendirelim. Şimdi dişi kuşların kanat başlarında arkadaşlar gördüğünüz gibi kahverengilik var. Hareler var. Neredeyse kahverengiye dönük. Erkeklerde ise belirgin bir şekilde siyah olur. Bakın bu şekilde. Ve dişiye bakalım. Bakın arkadaşlar. Sol taraftaki dişi, alt taraftaki ise erkek. Bu şekilde de kanatta da bariz bir farklılık var. Kuşlarda, saka kuşlarında arkadaşlar aynı zamanda dişilerin renkleri daha mat, daha soluk olur. Erkeklerin renkleri ise daha parlak ve daha canlı olur. İşte şöyle sırtlarına da baktığımız zaman mesela erkekler daha canlı kahverengi, dişiler ise daha koyu renkli bir kahverengi oluyor. Şöyle göstereyim. Bu da bir erkek kuş. Bakın arkadaşlar aradaki fark. Solukluk ve parlaklık farkı. Şimdi bir de bu kuşlarda biliyorsunuz arkadaşlar kuyruklarda bademler oluyor. Erkeklerin bademleri genelde daha geniş ve daha büyük, daha da fazla oluyor aslında. Dişilerde bu ise badem genelde daha küçük ve daha az oluyor. Bu dişinin bademleri güzel gerçi. Neredeyse erkeğe yakın diyebiliriz yani. Şimdi kuyruk şekliyle de bir bakalım. Gerçi bunların kuyrukları biraz böyle tam değil gibi ama yanıltmasın bizi. Şöyle. Yine de arkadaşlar dediğim gibi en güzel fark kuşların parlaklığı. Bakın yan yana bakınca da maske net bir şekilde anlaşılıyor.